Merhaba arkadaşlar. 10. sınıfımızın ilk ünitesini sıralama ve seçme olarak değerlendirdik. Şimdi bu konuyla ilgili YGS ve LYS sorularına göz atacağız. Bu konu arkadaşlar üzerinde de duracağız özellikle. YGS ve LYS'yi kapsayan bir ünite. Şimdi bir tane 2009 yılı sorumuz var. Bu bir şablon soru. Aynı düzlemde alınan, bakın buraya, 4 farklı çember en fazla kaç noktada kesişir diyor. Şimdi biz çemberleri düşünelim şöyle. 2 tane çember alalım. Kesişme için 2 çembere ihtiyacımız var. Şu şekilde tasarlayalım. Ve ikişer ikişer işlediğimiz çemberlerin sonuçta da 2 tane kesişim noktası oluşuyor. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Biz en fazla kaç noktada kesişir ifadesini çemberleri ikişer ikişer eşliyoruz. Eşleme yapıyoruz. Bu eşlemeden sonra da her kesişme sonucunda 2 farklı nokta oluşuyor gençler. Buradan 4'ün ikisini hesapladığımız zaman kombinasyon olarak 4 çarpı 3 bölü 1 çarpı 2 6 eşleşme oluyor. Her bir eşleşmeden 2 nokta oluşuyor. Sonuçta 12 farklı kesişme noktası elde ediyoruz. Cevabımız Adana seçeneği. Bir sonrakine geçiyorum. Evet. Kümemiz var, A kümemiz. A kümesindeki elemanlar arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. Evet. Bu kümenin elemanlarıyla en az 2 basamağındaki rakamı aynı olan 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi biz buradan 3 basamaklı sayıların tamamını hesaplayacağız. Tamamı dediğimiz zaman hiçbir koşul yok. Yüzler basamağımız var, onlar basamağımız var, birler basamağımız var. Buradaki 4 farklı rakamdan her birini yüzler basamağı için, onlar basamağı için ve birler basamağı için değerlendirebiliriz. Buradan sonuçta 64 tane 3 basamaklı sayı elde ederiz. Şimdi burada en az 2 basamağındaki aynı olsun dediği zaman rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı sayıları bu tamamından çıkarmayı düşünüyoruz. Şöyle bir ifade kullanıyorum. Rakamları farklı 3 basamaklı sayılar yazacağım. Burada 0 olmadığı için işimiz kolay. Yüzler basamağı için 4 rakamdan birini, rakamları farklı olacağı için gençler kalan 3 rakamdan birini onlar basamağına, daha sonra kalan 2 rakamdan birini birler basamağı için değerlendirebiliriz. Buradan rakamları farklı olan 24 tane 3 basamaklı sayımız oluşur. Biz en az 2 basamağındaki rakamlar aynı olan dediğimiz zaman 64'ten 24'ü çıkardığımız zaman en az 2 basamağındaki rakam aynı olan 40 farklı 3 basamaklı sayı elde ederiz. Cevabımız Bursa. Bir sonraki slaytımda, evet, klasik bir soru yine, bir ABC üçgeni var. Bu ABC üçgeni üzerinde 9 tane nokta verilmiş. Bu 9 noktanın arkadaşlar, bakın buraya, 4 tanesi AB doğru parçası üzerinde, 3 tanesi AC doğrusu üzerinde, 2 tanesi de taban, yani BC doğrusu üzerinde. Şimdi buradaki mantığımız şu. Biz üçgen oluştururken noktaları üçerli seçiyoruz. Yani seçtiğimiz 3 nokta ne oluşturmuş olacak bizim için? Şöyle basit manada düşünürsek düzlem üzerindeki 3 farklı nokta bir üçgen oluşturuyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu noktalar doğrusal olursa, kendi arasında doğrusal olursa üçgen oluşturmaz. Dolayısıyla biz burada 9 noktayı üçer üçer eşleyeceğiz. Kendi arasında doğrusal olanları ise çıkarmayı düşüneceğiz. 9'un üçlü kombinasyonu ile bu 9 noktayı kaç farklı şekilde eşleyebildiğimizi görelim. Evet, 9, 8, 7, 1, 2, 3. Buradan sadeleştirme işlemlerimi yapıyorum. 3. Evet, buradan arkadaşlar 84 tane eşleme görüyoruz. Şu 4'ü kendi arasında doğrusal, 4'ün 3'ü,
4'ün 1'ine eşit. Bunlar üçgen oluşturmaz. Doğrusallar kendi arasında. Yine aynı mantıkla arkadaşlar AC doğrusu üzerindeki üçlü de kendi arasında üçgen oluşturmaz. Buradan toplamda arkadaşlar 5 tane üçgen oluşturmayan eşleme görüyoruz toplamda. Buradan ne yapacağız o zaman? 84 eşlememizin içerisinden kendi arasında doğrusal olan 5 eşlemeyi çıkardığımız zaman, evet, bu noktalar kendi arasında 79 farklı üçgen oluşturabilir diyoruz. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet, geçiyorum bir sonraki soruma. Yüksek öğretim için diyor, A ve B ülkelerine gönderilmek üzere 5 öğrenci seçilmiş. Bu 2003 yılının sorusu. Her iki ülkeye de en az birer öğrenci gideceğine göre bu 5 öğrenci kaç farklı gruplama ile gönderilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar A ve B ülkeleri var. Elimizde 5 öğrencimiz var. A'ya en az 5 öğrenciden birini gönderiyoruz. Kalan 4 öğrencimizi B ülkesine, 5 öğrenciden ikisini A'ya göndersek, kalan 3 öğrencimizi B'ye, 5 öğrenciden 3'ünü A'ya göndersek, kalan 2'yi B kümesine, 5 öğrenciden 4'ünü A'ya göndersek, kalan 1 öğrencimizi B'ye gönderiyoruz arkadaşlar. Buradan sonuçta bakın, bu eşleştirmeler sonucunda en az A'ya 1, 2, 3, 4, yine aynı şekilde düşündüğümüz zaman B'ye 4 ya da 3 ya da 2 ya da 1 öğrenci göndermiş oluyoruz. Her ülkeye de en az 1 öğrenci gönderme koşulu gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. 5'in 1'i 5, 4'ün 1'i 4, toplamda 5. 5'in 2'si arkadaşlar 10, 3'ün 3'ü 1, buradan 10 farklı durum. 5'in 3'ü 5'in ikilisine eşit arkadaşlar, 10. 1'den sonra da 5'in 4'ü 5'in 1'ine eşit arkadaşlar, 5 çarpı 1, 5. Topladığımız zaman buradan sonuçta 30 farklı gruplama yapabiliyoruz. Cevabımız Denizli. Bir sonraki slaytıma bakıyorum. Evet, 2002 ÖSS sorumuz var. Bu aynı zamanda alt küme sayısıyla da ilgili arkadaşlar. Kombinasyon, seçme ve alt küme kavramları aynı. Burada 8 elemanlı bir A kümem var. Bu 8 elemanlı A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerini seçeceğiz arkadaşlar. Kaç tanesinde 2 bulunur, 4 bulunmaz diyor. Şimdi arkadaşlar bulunmaz deneni kadro dışı bırakıyoruz. Evet. Bulunmaz deneni kadro dışı bıraktık. Bizim 8 elemanımız vardı. Evet, 7 elemanımız kaldı. Kalan 7 elemanı yazıyorum. A kümemiz artık 7 elemanlı. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ben artık bu kalan 7 elemandan 4 elemanı seçmeyi düşünüyorum. Şunu küme parantezi yapalım. Evet. 7 elemandan 4'ünü seçeceğim. Kümem artık sınırlı hale geldi. Geri dönüyorum. 2 bulunsun deniyor. Bulunsun denilen arkadaşlar sahaya çıkarırken ayırıyoruz. Evet. Bunları da çıkardığımız zaman bir elemanımız bulunacak ki elimizde. Kalan 6'nın 3'ünü seçiyoruz. 6'nın üçlü kombinasyonu dediğimiz zaman arkadaşlar 6, 5, 4, 1, 2, 3. Evet. Buradan bu koşulumuza uyan 20 farklı alt küme oluşturabiliriz. Cevabımız Ceyhan. Evet. Bir sonraki slaytımda, evet, tekrarlı permütasyon olayını görüyoruz arkadaşlar. Burada bir kentin birbirini dik kesen sokakları gösterilmiş. A var, C var ve bitiş noktamız B. A'dan hareket edip C'ye uğramak koşulu ile B noktasına en kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi biz A'dan C'ye gelirken yatay olarak bakıyorum 1, 2, 3, düşey olarak da bir sokaktan geçeceğiz. Toplamda 4 sokak ilerlediğimiz zaman C'ye ulaşıyoruz. A'dan C'ye giderken. Buradan 4 farklı yolu 4 faktöriyel olarak düşünüyoruz. Burada tekrar olayı var arkadaşlar. Sağa doğru 3 tekrarımız var. Bunu 3 faktöriyel olarak ayrıştırıyoruz. Çarpı
Şimdi ben bir de C'den B'ye gideceğim. C'ye uğrama koşuluyla gidiyorduk. C'den B'ye gitmek için 1, 2, 3, yine 4 adım atıyorum. Bu 4 farklı, 4 faktöriyle karşılık gelir. Burada 2 sağ tekrarım var, 2 faktöriyel. 2 aşağı tekrarım var, 2 faktöriyel. Tekrarlarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kümemizden ayrıştırıyoruz. 4 faktöriyeli geri yürüttüğümüz zaman arkadaşlar, 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Bunları sadeleştiriyorum. 4 faktöriyeli yine geri yürütüyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 2 eşit. Sadeleştirdiğimiz zaman buradan A'dan C'ye 4, C'den gençler B'ye 2 çarpı 3, 6, 24 farklı yoldan biz ne yapabiliyoruz? C kentine uğrayarak A'dan B'ye ulaşma şansına sahibiz. Cevabımız adına. Evet. Bir sonraki örneğimde arkadaşlar birbirine paralel iki doğrumuz var. Bunlar D1 ve D2 doğruları. D1 doğrusu üzerinde 3. D2 doğrusu üzerinde arkadaşlar bakalım. 3 tane burada var. Burada baktığımız zaman D2 doğrusu üzerinde de 5 tane doğrusal nokta görüyoruz. Evet. Biraz önceki üçgenli sorumuza benziyor bu. Köşeleri bu. 8 noktadan herhangi 3 olan kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Normalde biz burada 8'in üçlü kombinasyonunu hesaplıyoruz. Ama biraz önce de söylemiştik. Doğrusal noktalar kendi arasında üçgen oluşturmayacağı için bunların üçlüsünü çıkarıyoruz. Yani 3'ün üçlüsü ile bu doğrusal 5'in üçlüsü arkadaşlar üçgen oluşturmaz. Bunlar üçgen oluşturmaz. Biz burada 8'in 3'ünden üçgen oluşturmayan 5'in 3'ü ile 3'ün 3'ünü çıkardığımız zaman bu 8 farklı noktayla oluşturabileceğimiz üçgen sayısına ulaşmış oluruz. 8'in 3'lü kombinasyonunu hesaplayalım. 8, 7, 6, 1, 2, 3. 8 kere 7, 56 arkadaşlar. 5'in 3'ü, 5'in 2'sine eşit 11. Buradan biz 56'dan arkadaşlar 11 çıkardığımız zaman cevabımız adına 45 farklı üçgen çizimi yapılabilir. Evet. Evet, şimdi yine bir kombinasyon sorusu 85 yılına ait. Daha önce bu ÖYS olarak isimlendiriliyordu. Şimdi bu artık arkadaşlar LYS. Evet. Yerleştirme sınavı. 10 sporcudan evet 5 kişilik bir takım oluşturacağız. Sonra soru devam ediyor. Bu sporculardan takıma girecek 2 kişi belli olduğuna göre takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir diyor. Başlangıçta bize komut 10'un 5'lisi olarak veriliyor. Daha sonra deniyor ki takıma girecek 2 kişi belli. O zaman ne yapıyoruz? Belli olan 2 kişiyi seçmiyoruz arkadaşlar. Onları ne yapıyoruz? Seçim yaptığımız 10 kişilik ekipten ve oluşacak 5 kişilik ekipten ayırıyoruz. Yani biz dolayısıyla buradan kalan 8'in 3'ünü seçiyoruz arkadaşlar. Biraz önce 8'in 3'ünü hesaplamıştık. Cevabımız 56. Evet. Bir sonraki slaytımız arkadaşlar. Evet. 5 elemanlı bir kümemiz var. İçerisinde 5, 6, 7, 8 ve 9 elemanları var. Bu rakamları kullanarak dikkat edelim buraya. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı. Ve 780'den küçük kaç değişik sayı yazılabilir demiş. Şimdi biz arkadaşlar 3 basamaklı sayılar oluşturacağız. Rakamları birbirinden farklı olacak ve seçtiğimiz bu 3 basamaklı ABC sayısı 780'den ne olacakmış? Küçük olacakmış. Biz o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. İlk önce 500'lü ve 600'lüleri bir bulalım. Yani yüzler basamağı 500 ya da 600 ile başlayan diye düşündüğümüz zaman yüzler basamağı için iki seçenek sunmuş oluyoruz. Rakamları farklı dediği için burası için bir eleman kullanıyoruz. Elimizde 5 eleman vardı. Bir tane kullandığımız için onlar basamağı için arkadaşlar 4 farklı elemanımız kalır. 2 kutu kullandık. 5 elemanımız vardı. Burada şöyle düşünmüş olduk. Yani 5'ten 1'ini eksiltmiş olduk. Buraya geldiğimiz zaman 2 tane kutu kullandık. 2 eleman eksiltiyoruz.
Yani birler basamağı için 3 farklı alternatifimiz kalmış oluyor. Toparladığımız zaman buradan 24 tane rakamları birbirinden farklı 500'lü ve 600'lü elemanlar elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim 700'lü elemanlara, ama 780'den ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Bir de onu değerlendirelim. Şimdi yüzler basamağı için 700'ü koyduk. Şimdi buraya arkadaşlar 780'den küçük olacağı için 750 olabilir. 760 olabilir arkadaşlar. Yani 780 almayacağız. Evet. Devam ediyoruz. O zaman biz onlar basamağı için iki farklı durum düşünmüş olduk. Yine burada bir önceki örneğimizde olduğu, yani şuradaki şablonumuzda olduğu gibi yüzler ve onlar basamağı için iki eleman kullandık. Geriye kalan buraya kaç eleman koyuyoruz arkadaşlar? 3 elemanımızı koyabiliriz. Yani buradaki mantığımız yine 5'ten 3'ü çıkarmış olduk. Evet. Geriye kalan 3 elemanımızdan birinde birler basamağı için değerlendirdiğimizde bunları kendi arasında çarparsak arkadaşlar 6 tane de 780'den küçük 750 ve 760'lı 3 basamaklı sayı elde ederiz. Bunları toparladığımız zaman 24 artı 6 sonuçta biz rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 780'den küçük 30 değişik sayı elde ederiz. Cevabımız Denizli. Evet. Bugünkü dersimiz burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.